Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli takipçilerimiz, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün en pratik şekilde şöyle ayran çorbası nasıl yapılıyor onu sizinle paylaşacağım. Şöyle dövmemizi aldık, bu şekilde bir güzel yıkadım ve şimdi sıcak su üzerine bırakıp bir güzel kaynatacağız. En pratik şekilde bu şekilde yapılıyor. Bazıları şöyle hemen ayranla üstüne bunu veriyorlar ama bu biraz zahmetli oluyor. En pratik bir şekilde 20 dakikada hazır olacak bir çorba, en fazla yarım saatte hem soğuk yenilen bir çorba hem de sıcak, isterseniz sıcak da tüketebilirsiniz. Ramazan aylarında da çok güzel gidiyor ayran çorbası. Hemen ben bunun üzerine sıcak su ilave edip ve ocağı alacağım, bir güzel kaynatacağız. Ondan sonra yoğurtunu ve nohut istediğiniz şekilde, bu isterseniz hazır yoğurda, ben şöyle köy yoğurduyla yapacağım. Evet, şimdi hemen üzerine verip ve pişmesini bekliyorum. Evet hanımlar, şöyle malzemelerimizi hazırladık. Bakın burada bulgurumuz, şöyle bir güzel yarmamızı şöyle haşladık. Nohutlarımızı da aynı şekilde şöyle bir güzel haşladık. Burada ev yoğurdumuz var, köyden gelen yoğurt. Şimdi hemen şöyle malzemeleri bir kenara alıyorum. Evet, şöyle kenara alıyorum. Bu şekilde yoğurdumuzu hemen döküyorum. Ben biraz fazla yapacağım için yoğurdu bol kullanacağım. Şimdi bu şekilde hemen yumurtayı kırıyorum. Şöyle bir kaşıkta un bırakacağım. Birkaç dilim de limon. Şimdi tuzumuzu da ilave edeceğim. Tuzu da ilave ediyorum. Ve iyicene karıştırıp ocağa vereceğim. Şöyle tuzunu da ilave ettim. Şimdi iyicene çırpıyorum. İsterseniz blenderda da çırpabilirsiniz. Ben hemen şöyle blenderda iyicene çırpacağım. Evet. Bakın en kolay, en pratik şekilde bu şekilde şöyle hemen karıştırıyorum. İyicene karıştırıp diğer malzeme, evet, karıştırıp diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet, burada şöyle yarmamızın üzerine su ilave ettim. Suyu kaynıyor. Şimdi bu şekilde suyu şöyle bir İki kepçe alıp yavaş yavaş karıştırıyorum. Ve şimdi şöyle bir elimle tutayım. Şöyle karıştırarak yavaş yavaş yoğurdumuzu ilave ediyorum. Şimdi yoğurdu ilave ettikten sonra nohutları bırakacağım. Aynı yöne doğru kesilmesin diye şöyle aynı yöne doğru karıştırıyorum. Bu şekilde kaynayana kadar. Bu şekilde hemen nohutları da getiriyorum. Dediğim gibi malzemeyi ben çok kullandım. Çünkü bunu şimdi bu gece sıcak servis edeceğim. Şöyle soğukta yenilen bir çorba olduğu için sıcak ve soğuk yenilen bir çorba. O yüzden şöyle çok yaptım. Yemeklerin önüne şöyle cacık niyetine de kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Bunun içine de ben, çocuklar sevmediği için, şöyle kabak, taze kabak, onu da
şöyle doğrayarak içine atıyorlar. O da başka bir tat veriyor hanımlar. Bunu da tavsiye ediyorum. İnşallah bir gün öyle de yaparım. Kabaklı. Nane, taze nane de bırakabilirsiniz. Bu şekilde hemen şöyle kaynayana kadar ben bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Evet, çorbamız hazır. Yayla çorbası. Bakın bir güzel kaynıyor. Şöyle. Evet, bu şekilde hemen pratik bir şekilde şöyle hemen servise alacağım. Bir tarafta da şöyle yağımızı ve pul biberimizi kızartacağım. Şimdi altını kapatıp servise alacağım. Evet, şöyle kocaman bir tencere yaptım. Evet. Şimdi hemen yağımızı da o tarafta kızıyor. Kızartacağız. Ondan sonra pul biberini de ilave edeceğim. Ve üzerine bir güzel gezdireceğim. Tencerenin içine bırakmayacağım. Çünkü çocuklar soslu sevmiyorlar. Sade seviyorlar. O yüzden ben porsiyon içine kaselerin üzerine yağ gezdireceğim. Siz dilerseniz siz de böyle bu şekilde yiyebilirsiniz. Evet. Şöyle hemen kaseyi alıyorum. Şöyle bismillah diyerek. Evet. Evet. Şöyle yaktım. Şöyle biberi de. Bu şekilde. Şimdi şöyle bismillah diyelim. Evet. Bu şekilde servisimizi aldım. Çok güzel kokuyor. Evet. Rabbim olmayanlara da versin. Bu Ramazan Allah tüm kapıları hepimiz için açsın. Şöyle güzel bir çorba oldu. Dediğim gibi bakın bu şekilde sıcak da yiyebilirsiniz veya soğuk da yiyebilirsiniz. Ben çok yaptım. O yüzden bu şekilde. Bugünkü çorbamız da bu şekilde. Bir dahaki videomuzda, bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Ben elimden geldikçe şöyle pratik ev hanımların pratik tariflere ihtiyacımız olduğu için iş, güç, çocuk derken hemen şipşak yemeklerle karşınızda olmaya çalışacağım hanımlar, değerli dostlar. Bunlar da annelerimizin, nenelerimizin tarifleri. Bu şekilde çok güzel bir çorba oldu. Hem sıcak hem de soğuk yenen bir çorba. Yaz aylarında, kış aylarında da yapabileceğiniz çok güzel, şöyle nefis görünen bir çorba. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.